Herkese merhaba arkadaşlar. AYT Matematiğe sayılı günler kala soru tahminleriyle birlikteyiz. Hadi bakalım bu videoda neler göreceğiz. İçeriğimize neler var? Önceki yıllara ait konu soru dağılımı tablolarımız var. 2022 AYT matematik sorularının alt başlıklarının da önceki senelerle ilişkilendireceğiz ve sonra bunlarla ilgili soru tahminleri yapacağız. İşte şu konudan şu kadar soru gelebilir. İşte şunlar geldi, bunlar geldi. Bundan sonra bu sene bu olabilir gibi konuşacağız. Bilmemiz gereken önemli noktalara da değinip e videomuzu tamamlamış olacağız. Şimdi bazı renklerimiz var. Bizim zaten TET matematikte de bunları söylemiştik. Bu renkler ne anlama? Geliyor. Kırmızı renkli soru tahminleri çıkma olasılığı %80 ve üzerinde olan e, ta, öyle tahmin ediyoruz yani %80 bu sorular çıkar diyoruz bu konudan. Mavi renkli olanlarda %50-%80 arasında çıkma ihtimali, turuncu renkli sorularda çıkma ihtimali %50'den daha aşağı olarak düşündüğümüz sorular olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Geçmiş senelerdeki konu soru dağılımlarına baktığımızda biz zaten geçtiğimiz 4 seneyi baz alarak oluşturduk bunu. Mesela temel kavramlar asasaya, babakok, üstlü, köklü ifadelerden 2018'de 2 soru gelmiş. 2019'da bu tamamından bu konuların 5 tane 2020'de 8 soruyu buradan sormuşlar. 2021'e geçtiğimizde de 4 tane soru gelmiş. Daha sonra karmaşık sayılardan 2018-19'da birer soru sormuşlar. 2020'de 2 tane soru sormuşlar ama geçen yıl hiç soru gelmemiş karmaşık sayılardan fonksiyon ve uygulamalarından 2018, 2019, 2020, 2021 hepsinde ikişer soru gelmiş. Yani fonksiyon uygulamaları kaçınılmaz her türlü iki tane soru gelmiş. Bu yılda kesinlikle soru gelecektir dediğimiz konulardan. Aynı şekilde şuradan da temel kavramlar kısmından da çokça soru gelecek. İkinci dereceden fonksiyonlar yani ikinci dereceden fonksiyonların aslında analitik düzlemde gösterimi dediğimiz parabolden de 18'de hiç soru gelmemiş 19 ve 20'de birer soru gelmiş. Daha sonra geçtiğimiz yılda yine gelmemiş diyebiliyoruz. Mantı, mantığa geçtiğimizde mantıkta 2018'de iki soru sormuşlar. 19-20'de soru yok. 2020'de bir tane, 21'de bir tane soru gelmiş. Bu yılda yine soru gelebilir. Periyodik tekrarlanan problemlerde 18 ve 19'da birer soru gelmiş. Son iki sene hiç soru gelmemiş bu konuyla alakalı. İkinci dereceden denklemlere baktığımızda orada da 2018'de bir tane soru geliyor. 2019'da soru gelmiyor. 20 ve 21'de de birer tane soru geliyor. Şimdi kümeler ve kartezyen çarpım her sene en azından bir tane soru gelen bir konu bu. Ne yapmışlar? 2018-19'da birer soru gelmiş. 2020'de bunu iki soruya çıkarmış. 2021'de yine bir soru gelmiş. Bu yıl yine bir soru gelecektir diye düşünüyoruz. Polinomlar yine vazgeçilmez AYT'nin. Ne yapmışlar? Bir, bir, bir soru gelmiş. 2018-2019'da. 2020'de iki soru. 2021'de yine bir soru gelmiş. Diziler her zaman ya bir ya iki soru getiren bir konudur. 2018-19'da birer soru gelmiş. 2020'de 2. 2021'de de yine bir soru gelmiş. İkinci derecen eşitsiz Şimdi 2018'de bir soru sormuş bu adamlar. Sonra 2019 ve 20'de hiç soru sormamışlar bu konuyla alakalı. Ama 2021'de yine bir tane soru sormuşlar. Güzel bir konu. Yani burada tablo kısmı çok önemli. O tabloyu oluşturabilmek. Onu oluşturduktan sonra zaten soru çözülüyor diyebiliriz. Sayma ve permütasyon. Buradan da 18, 19, 20'de birer soru gelmiş. 21'de hiç soru gelmemiş. Kombinasyonda da önceki 3 yılda hiç gelmemiş. 21'de bir soru gelmiş. Yani şunu söyleyebiliriz. Ya sayma permütasyon soruyorlar ya kombinasyon soruyorlar. Hani analiz ettiğimizde durumu. ikisinden birini soruyorlar. Önceki 3 senede sayma permütasyon sormuşlar. Ama geçtiğimiz sene kombinasyon sormuşlar. Bu yıl yine bu konulardan birinden kesinlikle soru gelecektir diyebiliriz. Logaritmaya baktığımızda 2018'de bir tane. 19-20'de 3 tane soru sormuş. Ama 2021'de tekrar bir tane sormuş. Yani logaritmadan her halükarda bir tane soru geldiğini söyleyebiliriz. Önemli bir konu. Bir de gelebilir, iki soruda gelebilir, yine üç soruda sorabilirler. Şimdi binom açılıma geçecek olursak. 2018 ve 2019'da binomdan hiç soru gelmemiş ayetede. Ama 2020 ve 21'de birer tane soru sormuşlar. Binom da önemli. Yine binomdan da soru gelebileceğini düşünüyoruz. Türev'e baktığımızda 2018 2019'da 4 tane soru gelmiş. 2020'de müfredata e, dahil edilmediği için e, o zaman Covid sebebiyle hiç soru sorulmadı. Ama 2021'de yine 4 tane soru soruldu. Bu yıl yine 4 tane sorulacağını düşünüyoruz Türev'le alakalı. En önemli ayete konulanan biridir Türev. Ola olasılık hiç sekmez her yıl birer tane soru sorarlar. Olasılığa da kesinlikle çalışmamız bilmemiz gereken konulardan biri. İntegral yine 2020'de türevle olan aynı durumdan dolayı bir sene soru gelmedi. Ama öncesinde ve sonrasında dörder tane soru geldi. Yine fixtir dört tane e, integralde dört beş bile olabilir soru geleceğini düşünüyoruz. Limit ve süreklilik yine türev integralle aynı kaderi yaşayan arkadaşlarımızdan biri. Yine 2020'de mağduriyetinden dolayı limitin şey gelmedi soru gelmedi ama önceki iki sene ve sonrasında iki tane soru geldi yine bu yıl iki tane süreklilik ya da limit ikisinden bir yani bir limit bir süreklilik olabilir İkisi de birbirine entegre edilip sorulmuş sorular olabilir soru geleceğini düşünüyoruz ve şimdi soru gelir dediğimiz kısımlar üzerine biraz konuşalım asal sayılar evap ekok şimdi asal sayılarda ne vardı önemli olan bilmemiz gereken 2 iki sayısı 2'nin e, en küçük asal sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor ve ne bilmemiz gerekiyor? 2'nin çift olan tek asal sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ebob ekok'la da alakalı. Ebob bir sayının EBOB'u ile EKOK'un çarpımı e, pardon, iki sayının EBOB'u ile EKOK'un çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir vesaire. Bunlarla ilgili temel bilgilerimiz vardı. Bu temel bilgilere kesinlikle hakim olmamız gerekiyor. Parabol ve doğru kesişimi. Şimdi parabolle doğruyu şöyle hatırlamamız gerekiyor. Kesiştirdiği zaman şu iki noktamız var. Biz bunun ikisinin denklemlerini birbirine eşitlememiz gerekiyor. Oradan x'leri bulacağız. Sonra yerine yerleştirdiğimizde y'lerini bulacağız. Bu iki noktanın bunu kesinlikle bilmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. İkinci derecenin iki bilmeyen eşitsizlikler ve işaret tablosu. Zaten ikinci derecenin iki bilmeyen eşitsizlikleri çözmemiz için işaret tablosunu bilmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Mesela burada fx fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyon işte birinci kök ikinci kök üçüncü kök tek tek yerleştiriyorduk ee, en büyük üstü en büyük olan ya da derecesi en büyük olan e, x'in Neyine göre? Kat sayısının işaretine göre biz buradaki işaretleri yerleştiriyoruz. Mesela diyelim ki pozitif o zaman artıyla başlarız. Bunları eğer çift katlı kök değilse işte eksi, artı, eksi diye devam edeceğiz. Ama çift katlıysa işaret değişmiyordu. Aynen devam ediyordu. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Ee, burada konuşacağımız şeyler bunlar olacak. Dediğimiz gibi tablo oluşturmaya hakim olmamız gerekiyor. Çünkü genelde buradan geliyor. Geçtiğimiz yılda 5. soru yine bu şekilde buradan geldiğini söylemiş. Hatta bize tabloyu direkt vermişti. Tablo üzerinden konuşturun muştu. 2021 yılında gelen soru daha sonra fonksiyonlar uygulamalarla ilgili mutlaka bir soru geliyor. Ne yapmış bize ne diyebilir? İşte öteleme vardı, yansıma vardı. Bunlar üstünde çok konuştuk, çok fazla video çektik. Hatta son tekrar videomuza yine bunlarla ilgili bir örnekte bütün hepsini anlatmıştık. Bu kısım çünkü çok önemli, çok üstüne durduk. Mesela fx-1 mutlak içerisinde ya da fx-1 2'nin çizimi ilgili soru sorabilir bize. Ama mutlak önemli burada. Mutlak ne yapıyordu? x'in x eksenin altını ne yapıyordu? Üste alıyordu. ...alıyordu. Yansıtıyordu aslında. Ya da f(x)'in yanına bir şeyler ekleyebilir ya da x'in içine bir şey ekleyip çıkarabilir. Bunları e, eksik kaldığımız bir nokta varsa geçmiş videolardan kesinlikle tamamlayalım. E, daha sonra bölme bölme kurallarıyla 2021'de soru gelmedi ama 2020'de bir tane soru geldi. Bu sene yine sorabilirler. Bir sene sormadılarsa diğer sene sorabileceklerini düşünüyoruz. Daha sonra 2020'de 13. soru doğrusal fonksiyon, ters fonksiyon ve bileşke fonksiyon dediğimiz konular üzerinden. Bunların hepsini harmanlayıp da sorabiliyorlar. Bunlarla ilgili ayrı ayrı sadece tek fonksiyon, şey pardon ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonla ilgili de sorabiliyorlar. Doğrusal fonksiyonla ilgili bilmemiz gereken neydi? fx eşittir ax artı b'ydi. Bileşke fonksiyonla ilgili bilmemiz gereken temel şey mesela fog diyordu. Bu fogu fog x diyelim. F gx olarak yazıp ondan sonra işleme başlamamız gerekiyordu. Ya da ters fonksiyonla ilgili fx eşittir ax artı b'yi vermiş olsun. Biz burada verdik doğrusal fonksiyonu. Ve ne olacak? fx'in tersini aldığımızda f'in tersi x a pardon x eksi B bölü A olacaktı artı eksiye dönüyordu çarpım durumundaki de bölü olarak yazılıyordu daha sonra ne söyleyebiliriz bunlarla ilgili birkaç tane daha şey vardı onu da kesinlikle bilmemiz gereken şeyler yani mesela bize kesirli olarak vermiş olabilir x artı A bölü işte x eksi B ne oluyordu orada da çapraz olarak yer değişiyorlardı ve çapraz giderken buradakilerin işareti değişiyordu diyebiliriz başka ne söyleyebiliriz düşündüğümüz zaman bir fonksiyonun tersinin olması için bizim mutlak şartımız neydi birebir ve örten olmasıydı. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bu fonksiyonlarda grafik okuma. Bu da zaten çokça sorulan bir e, soru tarzı. 2021'de 7. soru böyleydi. 2020'de de soruldu bu. Fonksiyonlarda kesinlikle grafik okumayı bilmemiz gerekiyor diyebiliriz. Ve ikinci derecenin denklemlerde kök katsayı ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdi 2021'de 9. soru buradan gelmiş. İkinci derecenin denklemlerde kök katsayı ilişkisi önemli. Bununla ilgili de bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Polinomlarda işlemler ve polinomlara kalan bulma. Ne yapıyorduk mesela? Px polinomumuz vardı. O da ne olacak? İşte ax kare artı bx artı c gibi polinom olsun. Ee, Buradan bize ne diyebilir? İşte x eksi 1 ile kalanı nedir ee, polinomunun? Polinomun x eksi 1 ile kalanı nedir diye sordu. Ne yapacağım? Ben x eksi 1'i 0 eşitleyeceğim. x eşittir 1 diyeceğim. x gördüğüm yere 1 koyduğum zaman yani p1 bana neyi verecek? x e, x ile kalanını verecek bölümünden kalanını verecek ya da işte şunu söyleyebiliriz bunun üstüne katsayılar toplamını nasıl buluyorduk? x yerine 1 koyarak burada daha sonra sabit sayı nasıl buluyorduk? x yerine 0 koyarak buluyorduk diyebiliriz bunlar hakkında aritmetik veya geometrik dizi. Yine bunlarla da ilgili soru geliyor. Geçen yılda soru geldi. Bunların temel basit formülleri vardı. Bunları vermiştik zaten. Bunları bilmemiz gerekiyor. Zaten çok fazla zorlanmıyoruz bu konularla ilgili. Çünkü çok fazla zor soru sormuyorlar. Aritmetik ve geometrik diziyle alakalı. Logaritma ilgili yeni nesil sorular var. İşte üstel fonksiyon, logaritma fonksiyon grafiği üzerinden kurulmuş. İşte bakteri artış hızıyla ilgili bir soru alayım. Diyor ki işte bir dakikada şu kadar bakteri her dakika ikiye ayrılıyor bakteri. Öyle ürüyor. Her dakika ikiye ayrılıyorsa 10 dakika sonra kaç tane bakteri elde ederiz gibi sorular oluyor. Bununla ilgili işte logaritmaya entegre edip öyle soru tarzları gelebiliyor. 2021'de 13. soruda yine böyle gelmiş. Olasılık özellikle de koşullu olasılık diyoruz. Çünkü e, TYT kısmında diğer olasılık kısmı yer alırken AYT'de daha çok koşullu olasılık üzerinde duruyorlar. Bununla ilgili de tanımımızı söyleyelim. Mesela E gibi bir örnek uzayımız olsun. İşte B olayının gerçekleşmesi durumunda A olayın da gerçekleşmesi olasılığına biz koşullu olasılık diyoruz. Yani B olursa A da olur. Buna o ne diyoruz? İşte P A çizgi B şeklinde gösteriliyor bu. Bunu da şöyle hesaplıyoruz. P A kesişim B bölü P B ile hesaplıyoruz diyebiliriz. Daha sonra permütasyon kombinasyonla birazcık ilgili konuşalım. Bunlarla ilgili de şunları söyleyeceğiz. Şu kelimeleri göreceğiz. Permütasyon yani bunları göreceğiz derken bunlar olmaya da bilir. Biz bunu cümleden çıkarmamız da gerekebilir. Ama gördüğümüz zaman bunları uygulayacağımızı biliriz. Permütasyon sıralama demek. Yani bize bir sıralama işi yaptırıyorsa permütasyon uyguluyoruz. Bunu direkt soruda da verebilir. Genelde veriyor ama vermeye de bilir. O zaman biz anlayacağız. Hani öğrencileri sıralayabilir ya da kalemleri, kağıtları, kitapları sıralayabilir. Seçme işlemi de de seçme işleminde de biz ne uygulayacağız kombinasyon uygulayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Limit ve süreklilik kesinlikle soru gelecek e, bir konu bu. Limit ve süreklilik 17. ve 18. sorular 2021 yılında limit ve süreklilikten gelmiş. iki tane soru dediğimiz gibi her yıl iki tane limit ve süreklilikle ilgili soru soruyorlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Daha sonra AYT matematikte yine vazgeçilmez kesinlikle gelecek soru, e, konulardan biri de türevdir. Türevde kurallarımız vardı. Türev alma kurallarımız bunları çok iyi bir şekilde biliyor olmamız lazım. Artan azalan olduğu aralıklarımız vardı. ...ve maksimum minimum problemlerimiz vardı. Kısaca Türev'in alt başlıkları bunlardı. Bunlarla ilgili de kesinlikle 4 tane, belki 5 de sorabilir ama 4'er tane geliyor. Genelde sorumuz gelecek diyebiliriz. Ve ne var? İntegralde değişken değiştirme ve alan bulma soruları genelde geliyor integralle alakalı. Geçen yıla baktığımızda 2021'de 23, 24 ve 26. sorular değişken değiştirme ve alan bulma sorusu... 25. soru direkt integral hesaplama ile alakalı soruydu. Yani 4 tane integralden soru geldi. 3 tanesi değişken değiştirme alan bulma. Zaten integral neydi? Eğrinin altında kalan alandı. Eğrinin altında kalan alanı da bize bu şekilde bulduracak ve genelde buradan yaptıracak işlemlerimizi diyebiliriz. Mutlak değerle ilgili de yine gelebilir sorumuz. 2020'de 6. soru gelmiş. 2021'de koymamışlar ama 2021'de yine sorabilirler diye düşünüyoruz. Ve daha sonra karmaşık sayılar. 2020'de 10 ve 11. soru olmak üzere iki tane soru geldi. 2021'de soru gelmedi karmaşık sayılarla alakalı. Belki bu sene de gelebilir diye düşünüyoruz. Daha sonra tepe noktası ve simetri ekseni dediğimiz soru tarzına yine parabol ile ilgili yine bunlar sorularda. Tepe noktası neydi? T, R virgül K'ydı. Hatta R'yi de eksi B bölü İki a buluyorduk. Yine soru gelebilecek bize. Kısımlardan biriydi bu diyebileceğiz. Ve binom açılımı 2021'de binom açılımı soruldu. Binom açılımı ile ilgili soru gelebilir. Yine bunun genel formülünü bilmemiz gerekiyor. Kombinasyon kullanıyorduk hatırlıyorsak. Böyle genel bir formülümüz vardı. Mantıkla ilgili de soru geldi geçen yıl. Mantık da gelebilir diyoruz. Mantık soruları çok zorlayıcı olmayabiliyor. Ama yine de dikkatli okumak, dikkatli anlamak gerekiyor mantık sorusunu da. Ve en sonunda da kendi tekrardan problemler daha öncesinde iki sene üst üste geldi son iki senedir gelmiyor ama bu yıl yine küçük bir ihtimalle olsa gelme ihtimali var diyoruz ve Toplam sembolü yine e, son iki senedir gelmeyen bir konu ama ters köşe yapılmak isterse toplam sembolü de sorulabilir. Yani hiçbir konuyu es geçmeyelim. Bütün konuları bilelim ama genel olarak bizim gelir gelebilir dediğimiz konular bunlardı. Ödüllü soruda sıra AYT matematikte kesin gelir dediğin konu hangisi? Biz senin fikirlerine önem verdiğimiz için bunu da merak ediyoruz. Yorumlara yazarsan çok mutlu oluruz. Sınavda başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>